Herkese merhaba. Bugün sizlerle rahim kanserini konuşacağız. Uterus kanseri veya uterus korpus kanseri. Normalde rahim biliyorsunuz bir rahim ağzı var. Simir alıyoruz. Rahim ağzı kanserini konuşmuştuk. Şimdi de rahim kanserini yani gövdenin kendisinde olan tümörleri konuşacağız. Aslında burada temel olarak olan nokta rahmin iç tabakasına kaynaklanan bez yapısındaki tümörel oluşumlar. Bunlar bize klinikte üreme çağının sonlarında veyahut da menopoza geçiş döneminde de şikayet vererek karşımıza gelebiliyorlar. Hastaların en büyük şikayetlerinden bir tanesi düzensiz kanama oluyor ama bu dönemde düzensiz kanamalar zaten görülebildiği için tanı biraz gecikebiliyor. Fakat işin iyi tarafı rahim kanseri genel olarak daha iyi ilerleme eğilimine sahip, çok daha erken evrelerde fazla hastayı görüyoruz. Yani hastanın tanısını koyduğumuz zaman birçok hastada çok erken evrede bir tümör karşımızda olmuş oluyor. Tanıyı koymada en önemli yöntem rahmin iç tarafından biyopsi almak. Bunu da iki türlü alabiliyoruz. Bir klasik geleneksel yöntem körleme, bir aletle veya bir küretle girip parçalayabiliyoruz veya kameralı sistemle yani histereskopla girip görerek problemin olduğu yerden parça alabiliyoruz ve tanıyı çok hızlıca koyuyoruz. Tanıya yardımcı yöntemlerden bir tanesi de görüntüleme yöntemleri. Özellikle MR, magnetik rezonans görüntüleme bize etrafa bir yayılım var mı bu konuda bilgi veriyor. Ve daha sonrasında da hastaya tipik olarak yaptığımız, eğer rahmi korumak zorunda değilsek, bazen çünkü çok erken yaşlarda da görebiliyoruz, o tür durumlarda cerrahi olarak evreleme yapıyoruz. Cerrahide tipik kullandığımız laparoskopik veyahut da robotik cerrahi. Robotik cerrahiden burada oldukça faydalanıyoruz. Hani büyük bir görüntü ve 3 boyutlu bir görüntü altında eklemli bir sistem kullanarak bizler çok daha iyi içeride yapmak istediklerimizi yapabiliyoruz. Sağlıklı günler dilerim.